Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP Otomekanika Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve fuar katılımcılarımızdan da Bakırcı Otomotiv firmasına konuk olduk. Ve yanımızda yönetim kurulu üyesi Mehmet Karakoç ve satış pazarlamadan sorumlu Çağrı Kuş bulunmakta. Bakalım bizlere firmayla ilgili ve sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Mehmet Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Standımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Merhabalar Çağrı Bey, nasılsınız? Merhabalar Zeynep Hanım. Çok teşekkürler. İngiliz. Güzel bir fuar dönemine başladık inşallah. Hayırlı fuarlar dileyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Mehmet Bey, öncelikle ben sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Tabii. Yönetim kurulu üyesisiniz, evet. Mehmet Karakoç. Evet. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz önce? Tabii ki. Seve seve. Bakırcı Otomotiv yaklaşık 28 yıldan beri Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket. Bu şirkete baktığımızda şirketimiz bu 28 yıllık serüven içerisinde sadece ekipman tedarikçisi değil, aynı zamanda müşterine değer yaratan, eğitim konularında, sertifikasyon konularında, iş geliştirme konularında müşterine hizmet veren bir şirket. Şirketimiz yaklaşık 100 kişilik bir aile. Ben bu şirketin ortaklarından biriyim. Biz iki ortağız. Ve ailemiz, bu söylemiş olduğum diğer değer katan arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar gelerek, böyle genç kardeşlerimizle birlikte bugüne kadar gelerek hizmet üretmeye devam ediyor. Evet, biraz da Çağrı Bey'i tanıyalım. O zaman Çağrı Bey, sizler ne işle, ne görevle meşgulsünüz Bakırcı Otomotiv'de? Ben Bakırcı Otomotiv'de satış ve pazarlama koordinatörüyüm. Bizim Türkiye genelinde bütün bölgelerde faaliyet yürüttüğümüz geniş bir satış ekibimiz var. Bütün bu arkadaşlarla beraber 20 civarında arkadaşımız var. Hepsiyle beraber tüm Türkiye'de, aynı zamanda bazı yakın civar ülkelerde de faaliyet gösteriyoruz. Biraz önce Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi biz temelinde ekipmancı, fakat sadece ekipmancı olmayan bir firmayız. Birçok fazla, birçok katma değerli işi de ekipman işimizin yanında müşterimize sunuyoruz. Dolayısıyla bütün bu katma değerleri müşterimize ulaştırmak için faaliyet yürütüyoruz. Evet. Evet. Ben o zaman Mehmet Bey'den biraz Bakırcı Otomotiv'i dinlemek istiyorum. Ne tür hizmetler tabii sunuyoruz? Tabii ki. Yaklaşık bu 28 yıllık serüven aslında sadece ekipmanla başlamıştı. Ekipman ithalatı, ekipman montajı, bunların paralelinde Türkiye genelindeki satış sonrası hizmetleri. Fakat müşterilerimize daha yakın olmak ve onlara yaptıkları işlerde daha da iyi katma değer yaratabilmek için biz hizmetlerimizi birazcık daha çeşitlendirdik. Bunun başında mimarlık geliyor. Otomotiv mimarisi yapıyoruz. Otomotiv servis dizaynı yapıyoruz. Markaların standartlarına göre o tesislerin en verimli şekilde hizmet üretebilmesiyle ilgili mimari tasarımlar yapıyoruz. Birinci departmanımız bu. İkinci departmanımız yine marka standartları paralelinde, üretici standartında onarımla ilgili markaların ihtiyacı olan ürün, bu görmüş olduğunuz cihazların tedariğini yapmak. İthalatını yapıyoruz. Türkiye pazarında bunun satışını gerçekleştiriyoruz ve sonrasında da bunun satış sonrası hizmetlerini veriyoruz. Sonra bu cihazların sağlıklı çalışabilmesi için bu cihazlarını takip ediyoruz. Kalibrasyonlarını, bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Tabii ki takdir edersiniz ki sadece cihaz değil, cihazı kullanacak olan teknisyen arkadaşlar çok çok hayati. Onları çok önemsiyoruz. O nedenle de 23 yıl içerisinde biz eğitime de çok çok önem verdik ve bugün Bakırcı Otomotiv'in içerisinde Original Manufacturer Training adını verdiğimiz OMAT bir ayrı bir departman olarak sektörde eğitim hizmetleri veriyor. Bunun haricinde ayrı bir iş geliştirme departmanımız var. Yine Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz servisteki arkadaşlarımızla birlikte İşi daha iyi nasıl yapabiliriz? İşi daha iyi nasıl kurgulayabiliriz? Burada maksimum faydayı nasıl yaratabiliriz diye bazı çalıştırmalar yapıyoruz. Bunun adına da biz iş geliştirme diyoruz birlikte. Bunun haricinde yine sektörde ihtiyaç olan gerek yazılım, gerek bilgiyi edinmek, bilgiyi bilginin ışığı altında onarım gerçekleştirmek için bir ilave destek departmanımız daha var. Onlar da yine müşterilerimize bu anlamda kapsamlı bir hizmet sunuyor. Çok güzel. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Başarıyı neye borçlusunuz Mehmet Bey? Vallahi şöyle, biz aslında hep kendi içimizde de arkadaşlarımızla hep şunu konuşuyoruz. Biz çok ürün satmayı sevmiyoruz. Müşterilerimize hep değer katmayı benimsiyoruz. Değer katarken de onların yapmış oldukları işleri iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Ve yurt dışından genelde sadece ekipman değil, bütün bu hizmetin üretilirken yapılan bütün o katma değerli operasyonları, teknolojileri transfer etmeye çalışıyoruz. Ve mümkün mertebe hep müşterimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yani sadece fiyat teklifi istendi, fiyat teklifi gönderildi değil.
hep müşterimizin yanında. Onun ulaşabileceği ya da onun da aktarabileceği bütün o hizmet yelpazesinin içerisinde olmayı hedefleyerek belki başarıyı sağlayabiliyoruz. O nedenle de çok mutluyuz. Çok güzel. Çağrı Bey, siz satış pazarlama bölümüyle ilgileniyorsunuz. Hangi bölümlerdesiniz? Biraz açıklayabilir misiniz? Şöyle, temel itibariyle biraz önce Mehmet Bey'in bahsetmiş olduğu çok geniş bir yelpazede otomotivin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir şirket yapımız, bir kurgumuz var. Tabii bu kurgu içerisinde birçok departmanımız daha çok bilgiyi kullanan ve işleyen konumda. Fakat bir de somut olarak ortaya koyabildiğimiz, şu anda da standımızda görebileceğiniz ekipman tedarikçiliği yapıyoruz. Dolayısıyla bu ekipmanların müşterilerin ihtiyaçlarına göre seçilmesi, doğru teminlerin sağlanması ve servis içerisindeki yerleşimde de evet bu ekipmanın burada çalışması doğrudur, verimlidir, biz buna karar verdik, bunu alıyoruz demesi için müşterimizin ona gerekli bütün desteği veriyoruz. Aslında biz daha çok kendimizi şöyle düşünüyoruz. Biz bakırcının hizmet sunduğu bütün alanlarda müşteriye dokunan, ona temas eden kesimiz. Dolayısıyla gecemiz, gündüzümüz, bu tip kavramlarımızı biz hayatımızdan çıkartıyoruz bakırcıda çalışırken. Çünkü müşterinin ihtiyacı 24 saat. Müşteri ne zaman neye ihtiyaç duyuyorsa biz de her zaman onun yanında olmaya, ona en iyi desteği vermeye çalışıyoruz. Bizim temel itibariyle görevimiz bu. Başarılar dileriz bu konuda. Teşekkür ederiz. Peki sektöre girerken hedefleriniz nelerdi Mehmet Bey? Neler değişti sektörde? Aslında sektöre girerken tabii ki temelde para kazanmaktı. Evet. Fakat bugün para kazanmakla ilgili açıkçası odağımızda sadece para kazanmak yok. Bizi bugün, inanın, müşterilerimizle birlikte o ürettiğimiz hizmet değer paketi bizi çok mutlu ediyor ve çok motive ediyor. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinde yetkili servis olabilir, özel servis olabilir, egzozcu Ahmet abimiz olabilir, lastikçi Mehmet abimiz olabilir, hiç fark etmez. Onlarla birlikte üretmek bizi inanın inanılmaz motive ediyor ve bugün biz bu farklı değerleri yaratabiliyorsak onların sayesinde yapabiliyoruz bunları. İnşallah bundan sonra da daha iyi şekilde hep birlikte bunları taşıyabiliriz. Peki ilerleyen günlerde projeleriniz var mı? Kafanızda neler oluşturdunuz? Vallahi şöyle, şimdi kendi içimizde bazen şunu yapıyoruz. Bakırcı olarak bu yarattığımız 6 departmanla yatayda genişlemeyi tamamladık. Hı hı. Artık bu saatten sonra her departmanın derinlemesine hizmet üretmesini sağlamamız lazım. O nedenle de eğitimde, Mesleki Yeterlik Kurumu'nun akreditasyonu ile ilgili olan süreçlerde, ki hiç ondan bahsetmedik aslında, bizim için çok hayati bir konuydu. Evet. Biz eğitim hizmetimizi üretirken bunu aslında Türkçe tabiriyle biraz alaylı yapmak istemedik. Bunu standartlara göre, bunu uluslararası meslek standartlarına göre yapmak istedik ve bu anlamda da çalışmalarımıza yaklaşık bir 3 yıl önce start vermiştik. Bugün geldiğimiz noktada TÜRKAK tarafından akredite edildik. Ve aynı zamanda Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından da teftişten geçtik. Önümüzdeki günlerde de inşallah sertifika verebilir duruma geleceğiz. Dolayısıyla biz eğitim konusunda da sertifikalandırma, meslek standartları sertifikasyonu kısmında da akreditasyonlarımızı yaptık. İnşallah ustalarımızı, abilerimizi o sertifikalarla birlikte taşlandıracağız önümüzdeki günlerde. İnşallah. Teşekkür ederiz. Peki aktif olarak fuarları takip ediyor muyuz? Bu fuardan beklentimiz nedir? Tabii ki takip ediyoruz. Şöyle, tabii otomotiv sektörüyle ilgili çok önemli bir fuar. Evet. Burada şimdi gelen kitleye de baktığımızda tabii ki hep uzman arkadaşlar geliyor. Dolayısıyla çok nokta atışı çok doğru. Biz burada hem yeni hedeflediğimiz, ürettiğimiz değerlerimizi sunmakla ilgili çok güzel bir ortam yakalıyoruz. Hem de yeni ürünlerimizi sergilemekle ilgili güzel bir ortam yakalıyoruz. Dolayısıyla bizim için çok hayati bir fuar olduğunu düşünüyorum. Aynen. İnşallah başarılı bir fuar geçiririz inşallah. Sadece yurt dışı fuarlarında mıyız, yoksa yurt dışına da gidiyor muyuz takip ediyoruz? Valla ziyaretçi olarak her yere gidiyoruz. Ziyaretçi olarak her yere gidiyoruz. Fakat ne yazık ki bizim getirdiğimiz, ne yazık ki dedim, bizim getirdiğimiz ürünler hep ithalatını yaptığımız ürünler. Biz aslında teknoloji transferi yapıyoruz. Evet. Keşke önümüzdeki günlerde inşallah bunları da Türkiye'de üretiriz de onlar bize gelir. Biz yurt dışında bu ürünlerimizi sergilemeye gideriz ama evet. Biz ne yazık ki yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz fakat ziyaretçi olarak katılıyoruz. Olarak. Mehmet Bey, son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Bir defa sağ olsunlar. Şu anda evlerinde misafir olduk. Bizi izlediler. Çok çok teşekkür ederiz. Biz otomotiv sektörüyle ilgili elimizden gelen tüm desteği müşterilerimize sunarak teknoloji transferini yapıp onların çok daha verimli çalışmalarını sağlıyoruz. Umarım onlar da bu sağlamış olduğum hizmetlerden mutlu olurlar ve çok uzun soluklu çalışma ortamları yaratırlar bizimle birlikte. Herkese selamlar.
Herkese mutluluklar. Sizden de son bir mesaj istiyoruz Çağrı Bey. Tabii ki, seve seve. Mehmet Bey biraz önce evlerine bizi misafir ettiği için, değerli izleyicilerimiz için teşekkür etti. Ben de teşekkür ediyorum. Ama diyorum ki, bizi sadece evinizde misafir olarak görmeyin. İnşallah biz hepinizin servislerine, iş yerlerine gelmek, size bir de bir sizinle beraber bir çay, bir kahve içmek ve bu ilişkimizi uzun soluklu bir iş ortaklığına değer yaratacak bir noktaya taşımak istiyoruz. Umuyoruz ki hizmet vermeye çalıştığımız bütün müşteriler de bize bu teveccühte bulunurlar. Bizi kendilerine misafir olarak kabul ederler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de başarılarımızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere İnşallah. Diyelim. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli Fuar TV izleyicileri, bugün sizlere TÜYAP 2016 Otomekanike Fuarı'ndan sesleniyoruz. Ve fuar katılımcılarımızdan da Bakırcı Otomotiv ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.